noktaladık. Artı gazete manşetlerini de sıcağı sıcağına sizlerle buluşturduk. Yine ekranımızın başına gidelim çünkü bu sefer Ozan Zeybek bizleri bekliyor. Skype bağlantımızı yapacağız, gündemi konuşacağız. Ozan hoş geldin. Günaydın, herkese selamlar. Hoş bulduk. Peki şampiyonluk yarışından bahsederek başlayalım. Tabii dünkü maçların özelinde de biraz konuşabiliriz. Özellikle Fenerbahçe'yi sana soracağım. Trabzon karşısındaki puan önemliydi tabii. Ama şimdi yine 2 puan bıraktılar kendi evlerinde. Bu etkiler mi şampiyonluk yarışını Fenerbahçe için? Yani bu sene öyle enteresan bir sezon oluyor ki sezon başında Galatasaray'la başlayan bir serüven var. Daha sonra Fenerbahçe direksiyona geçmişti. Hepsi birbirine öyle jestler yapıyorlar ki yakaladıkları avantajları birbirlerine sunuyorlar. Fenerbahçe takımı kendi taraftarının duygularıyla oynuyor. Yani geçen hafta sen Trabzonspor'u üstün bir oyunla yeniyorsun, takdir kazanıyorsun. Bu hafta hiçbir şey yok. Ondan sonra karşı teknik adamı eleştiriyorsun, otobüs çekti. Hayır, geldi Elinoğlu seni otobüse bindirdi, götürdü. Yani bazı şeyler var, üzerinden bir türlü atamadığı konular var Fenerbahçe'nin sezon başından beri anlattığımız. Ne bir sistemi var, ne bir planı var. Hep aynı şeyleri konuşmaktan bizim gibi yani nasıl taraftarını mutsuz etti, duygularıyla oynuyor diyorsam hani bir çocuğa ilk önce oyuncağını kaybettirir sonra buldurursun sevindirirsin ya. Bu hafta şimdi puan kaybediyor. Önümüzdeki maçı alır. Aa, tekrar kara bulutlar dağıldı diye konuşulur. Bir sonraki maç yine aynı şeyleri yaşamayacağımız ne malum. Fenerbahçe takımı kimseyi mutlu edemiyor. Yani sonuç olarak geçici mutluluklar şeyler. Bak Trabzonspor geçen hafta kaybetti Fenerbahçe'ye. Hemen silkindi geldi. Kasımpaşa'dan 3 puanı zor da olsa alıp gitti. Fenerbahçe Trabzonspor'un üzerine önüne çıkan bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliydi. Çok iyi değerlendirmeliydi. Tabii oyun içinde yeni varyasyonlar oluşturamadık. Şu var. Ben haftalarca bekledim. Yani en az 4-5 maç bekledim. Mesut Özil ile ilgili bir şeyler konuşmak istiyorum. Çiğdem izin verirsen. Tabii. Mesut Özil'in bu ismine, background'una, geçmişine, karakterine söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama Mesut Özil henüz hazır değil. Fenerbahçe takımı bunu bünyesinde tutabilmek için, oynatabilmek için, yani sahaya sürmek için bazı fedakarlıklar yapıyor. Yani 10,5 kişi oynuyormuş gibi, yarım kişi azmış gibi. Yani Mesut Özil kaç haftadan beri oynuyor? Ne bir asisti var, ne bir gol pozisyonu var, ne bir aksiyonu var. Şimdi her şerde bir hayır vardır derler. Bu önümüzdeki haftalarda bu maçta da olmayacak. Gustavo'nun da katıldığında, İrfancı'nın da hazır olduğunda dün onun oyuna girdiğini gördük. Yeni bir düzen oluşacak. Bak Mesut Özil Trabzon maçında oyundan çıktı. Pelkas burası benim yerim dedi gitti golünü attı. Dün yine aynı aksiyonları oluşturdu Mesut Özil çıktıktan sonra 10 numara mevkiine geçtiğinde. Mesut Özil en az bir ay sahalarda olmayacak. Fenerbahçe'nin bu olayı kendi içinde yani üzülerek yani sakatta hangi oyuncu sakatlanırsa sakatlansın, hangi takımın oyuncusu olursa olsun üzülürüz hepimiz. Bunu bir fırsata çevirmeli. Yani yeni bir sistem kurmalı, yeni bir sisteme geçmeli. Gustavo, İrfan Canlı bir orta saha, önlerinde bir Pelkas, bir kanatta Samuel, bir kanatta Valencia, ileride de en önemli şeye geçiyorum. Fenerbahçe'nin forveti kim? Haftalardan beri bir sabit forveti yok. Üst üste 3 maç oynayan oyuncusunu görmedim daha santrafor mevkiinde. Yani bunlara karar vererek yol yakınken yani periyot bitmek üzere yol yakın dediğim o bir an önce kararlar radikal kararlar vererek madem bu teknik adamı değiştirmiyorsun benim hep haftalardan beri bahsettiğim radikal karar buydu o zaman oyuncu üzerindeki kararı vererek yola devam etmesi lazım. Aynı hataları hata mı artık benim kendi gözlemim olarak söyleyeyim. Onyekuru'yu transfer eden bir Galatasaray var sol kanadı ona veriyor sağ kanada çekti oyunun içinde olması gerekiyor oyun içi lideri oyun içi aklı Arda Turan Galatasaray'da onlar da aynı biraz önceki ifadem gibi 10,5 kişi yarım kişi eksik oynuyorlarmış gibi bunlar takımlarımıza zarar veriyorlar. Fenerbahçe dün yani birçok şeyi denemek istedi hatta kendi hocasının tabiriyle bir ara dedi 3-5-2'ye geçtik biz dedi. Nova falan çıkardıktan sonra 3-5-2'ye geçmedi Fenerbahçe. 3-3-4'e geçti. Yani Fenerbahçe 4-5 kişiyle hücum yapan yani hücum hattında santrafor mevkine yakın oyuncuları oynatan bir takım ama sonuç alamıyor. Buradaki kısır döngünün sebebini bulması lazım. Osayi Samuel muhteşem bir transfer dedik. Gelecek vaat eden birisi. Lütfen bunu her platformda söylüyorum ben. Belki senin programına da denk geldi. Fenerbahçe'yi yöneticiler Osayi Samuel'e alın eski Galatasaraylı Ribery'ni kasetlerini izletin. Sadece çizgiden kanat oyuncusunu sadece çizgiden ileriye doğru top götürmesi kanat oyunculuk veya Fenerbahçe takımında kanat oyuncusu bu değildir. İçeriye kat etmesi lazım. Bak
bir sezon, iki sene sezon önce eleştirdiğimiz bir Larin vardı. Ama bu sene hem skor buluyor hem asist yapıyor. Çünkü o çizgiden kurtulup böyle ekranda elim, yani çizgiden, çizgi oyuncusu böyle ceza sahasının içine girmeli. Yani bunu Larin başardı. Fenerbahçe'nin bu Osay Samuel gibi yetenekli bir transferin beyninin içine bunu işlemeleri lazım ki başarıya ulaşsınlar. Hı hı. Ufak tefek sorunlar var Fenerbahçe'de. Bunlar arkadaşlık veya psikolojik bazda, mesela bir Ozan Tufan'la ilgili bir sıkıntı var. Ozan Tufan'ı sezon başından beri övenler var. Yere göre sığdıramayanlar vardı. Milli takıma da faydalı olduğu maçlar oldu ama adamın oynadığı top ruh haliyle alakalı. Bugün ruh hali iyiyse performans sağlıyor. İyi değilse sağlamıyor. Bakın dün de oyundan çıkarıldı. Bir de basında duyduğum, sosyal medyada duyduğum Fenerbahçeli oyuncularla ilgili ceza, maddi ceza uygulandığına dair bazı haberler çıktı. Böyle bir şey yok. Caner Erkin'e de, yani Caner Erkin'i de Fenerbahçe gözden çıkarmış değil. Bir, bunu bir sarı kart olarak tanımlayabilirim ben. Kırmızı kart görmedi yani kendi yönetimin tarafından. Fenerbahçe takımında da niye para cezası yok diyorum. Normal Anadolu kulüpleri, mesela bir Hatayspor, bir Konyaspor 20 bin lira iç saha galibiyetinde prim alıyor, 30 bin lira deplasmanda alıyor. Fenerbahçe takımı Trabzonspor galibiyet primi olarak 150 bin lira aldı. Bu Süper Lig takımları için çok değerli bir para, yani 150 bin lira prim almaları. O yüzden diyorum, yani 7-8 tane oyuncunun para cezası aldığı falan diye haberler çıkıyor. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Caner'in de birkaç gün içinde takıma katılacağını düşünüyorum. Sen şampiyonluk rotasına girmişken bu kadar işler, yani üst yani arada bir kopukluk yok. 3 puan, 2 puan, yani belki Beşiktaş maçını alır da 5 puana çıkabilir bu, ama Caner Erkin'i gözden çıkarmaması lazım. Dün kimin aklına gelirdi ki maç öncesinde Mesut Özil'in sakatlanıp da bir ay sahalardan uzak kalacağı? Yarın öbür gün Nova'nın ne olacağı belli değil. O yüzden Caner'i bir an önce mont etmeleri lazım. Burada kişisel güdülerle. Çünkü Caner'in Caner'le ilgili ufak tefek şeyler var, sürtüşmeler var. Özellikle sportif direktör Emre Belezoğlu'nun bazı kızgınlıkları sebepleri var ona. Sebepleri ne peki Ozan? Sen tamamen şimdi, bir de gözden çıkarılmış değil dedin. Yani bir geri dönüşte olacak yok, herhalde. Yok yok, geri dönüş ben hemen bu birkaç gün içinde bekliyorum zaten. Hı-hı. Yani tam gün veremem ama birkaç gün içinde tekrar antrenmanlara çağrılır diye. Ya şimdi Çiğdem, biraz ego savaşları var orada. Caner Erkin arkadaşları tarafından sevilen, akşamları onun evinde oturulup muhabbet edilen, öyle kendi yörüngesinde bazı çevre oluşturmuş birisi. Bir tahtta iki kral olmaz. Şimdi oranın lideri, o çiftliğin patronu Emre Belezoğlu. O yüzden Caner'in bir de sesi çok gür çıkıyor. Biraz onu kısmak istediler. Dediğim gibi bu bir kırmızı kart değil. Sesini kapatmak istemediler. Sadece kısmak istediler. Bu bir sarı kart. Hı hı. Birkaç gün içinde aralarının düzeleceğini zannediyorum. Yani Caner'in atacağı birkaç adımla, Emre bir adım attığında Caner'in 5 adım atması lazım. O da düzelir diye öngörüyorum. Yani Fenerbahçe'nin yeni bir şeye geçmesi lazım. Mesut Özil dünya markası diye taşıdığı Mesut Özil taşımak zorunda. Ben de teknik adam olsam, ben de başkan olsam Mesut'u oynatmak isterim. Ama baktık ki olmadı. Şu an için hazır değil ve bir önümüzdeki bir ayı da kaybettiğini düşün. Bu sezonu değil artık. Mesut'tan önümüzdeki yıllarda 3 yıl nasıl faydalanırım onları düşünmesi lazım Fenerbahçe'nin. Tam hazır anlamında sokması lazım oyuna. Çünkü oyuncuya da takıma da zarar veriyor böyle hazır olmayan oyuncular. Dün İrfan Can geride herkes çok büyük, sanki oyuna Maradona girmiş gibi bir reaksiyon bekliyor. Hayır. Böyle şeyler yok. Zaten bu oyuncular, birisi Mesut 10 ay futbol oynamamış. İrfan Can bir aydan beri oynamamış. Üstelik sakatlıktan çıkmış. Bir de şu öngörü var insanlarda. Gustavo döner dönmez her şey değişir. Ya Gustavo da bakın bir ay oldu top oynamayalı. Döner dönmez hemen üstün bir performans beklemiyor. Bunlar istisnalar oluyor. Gustavo, Atiba tarzındaki oyuncularda bazen istisnalar oluyor ama bel bağlamamak lazım. Toparlayacak olursak, yani kaybedilen bir şey yok ama taraftar nezdinde, Fenerbahçe taraftarı mutsuz bir türlü, yani hayalleriyle, duygularıyla oynanan insan gibi, bir mutlu ediyorlar, bir verdiklerini geri alıyorlar. O yüzden bir sistem oturtmaları lazım Çiğdem. Peki, az bir vaktimiz kaldı. Bundan sonrası için tabii burada kaybedilen, özellikle şunu da konuşalım, şampiyonluk yarışına geleceğim. Evinde geçtiğimiz senelerde çok güçlü bir Fenerbahçe olarak izliyorduk biz takımı, biliyorsun. Puan kayıpları genelde, şimdi baktığımızda Fenerbahçe'nin kendi evinde geldi. Sebepleri neler olabilir? Bunu da konuşalım. Şimdi bu böyle bir algı oluşturuldu kendi evinde kazanamıyor diye. Ben de hani ironi yaparak söyleyeyim. O zaman çimlerimiz bakıma, sahayı bakıma aldık desinler, gitsinler başka bir statta oynasınlar iç saha maçlarını. İroni yaparak söylüyorum tabii bunu. Öyle bir şey yok. Ne var biliyor musun?
Bak, Trabzonspor maçına giden stresli bir Fenerbahçe vardı ve herkeste nasıl bir önyargı vardı? Fenerbahçe takımı Trabzon'da puan kaybederse teknik adamı orada bırakıp dönecek diye. Şimdi orada büyük bir zafer alıp sanki şampiyonluğun yarısından fazlasını kazanmış ruh haline büründüler. Yani bu maçı hafife aldılar. Antalyaspor takımı, ben Ersun Yanal'ı çok eleştirenlerden biriydim Fenerbahçe'nin teknik adamı iken. Hatta emekliliğine de Antalyaspor'a gitti diye Fotomaç'taki yazımda da yazmıştım. Ama beni yanılttı. Bir de şu var. Demek ki o da yani yaşla başla alakası yok. Yani tecrübe her geçen gün hepimiz için çok mantığımızı, yörüngemizi, tarzımızı değiştiren bir şey. Bambaşka bir boyuta getirdi. Demek ki insanlar boşu boşuna bu isimlere sahip olmuyorlar. Yani sistem takımı oluşturmuş, ne yapması gerektiğini bilen, kademe oluşturabilen Fenerbahçe uygulayamıyor. Bunların hiçbirini yapamıyor. Bugün için sezon, biz geçen sene Fenerbahçe'yi eleştiren yazarlar veya eleştirmenler olarak ne diyorduk? Ersun Yanal bunu başaramıyor, yapamıyor, edemiyor diyoruz. Bugün diyoruz ki ya Fenerbahçe'nin şu Antalyaspor'un oynadığı oyunun yarısını oynayamıyor. Bir sistemi yok diyoruz. Antalyaspor bir sistem takımı olmuş. Türkiye Ligi'nde hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapıyor. Yani 3 tane blok düşün, bir oyuncuyu geçiyorsun, arkadan birisi kapatmaya geliyor, bir arkadan birisi daha geliyor. Alan savunmasını ve alan daraltmasını muhteşem şekilde yapıyorlar. Bunu 2000'li yıllarda Fatih Terim de çok uygulatıyordu. O bücürler dediğimiz bir Emre'si, Okan'ı, Suat'ı olan bir orta sahası vardı. Şimdi bazı şeyler var bu senin modası. Topu rakibe vererek oynamak veya defansa çekilerek, savunma yaparak oynamak diye. Ya her şey bir strateji. Kazanabilmek için, hani kötü anlamda söylemiyorum, onursuz bir davranış veya namussuz bir hareket anlamında değil. Yani her şey mubahtır. Sen ister savunma yaparak kazan, ister ofansif oynayarak kazan. Adam elindeki malzemeye göre, yani bir gün bunları anlatacağım da Ersun Yanal'a geçen sene o kadar söylemlerimden sonra bunu başarıp ben de inanamazdım kendime. Muhteşem bir hocalık sergiliyor şu anda. Ozan, çok teşekkür ederiz aktardığın bilgiler için, paylaştığın için. Ben teşekkür ederim.